Selam. Karşınıza kıyafetlerimle geldim arkadaşlar. Normalde ne zaman vlog çeksem hep pijamalı oluyorum ve günün yarısında böyle pijamalı geziyorum ev içinde. Ama bu sefer ölü toprağa atmak istediğim için ve güne biraz daha erken, biraz daha enerjik başlamak istediğim için kalkar kalkmaz üstümü değiştirdim. Bugün çok güzel şeyler yapacağız. Türkan'ın saçlarını boyayacağız. Bayağıdır ısrar ediyordu ne olur saçlarımı boya diye. Geçenlerde Mersin'de saçlarını bir boyatmış ama ben çok beğenmedim. O da çok beğenmedi. Bir düzeltme yapacağız saçlarına. Şöyle bir üstümü de göstereyim size dedim. Bu arada evet telefonumla çekim yapıyorum hala ama bu sefer kalite biraz daha iyi olsun diye mikrofonumu ve ışığımı da taktım. Kamera alamadım ya, alamıyorum çünkü kameralar çok pahalı. Kamera alma parasına laptop almayı tercih ettim arkadaşlar. Çünkü abimin de bir laptopa ihtiyacı vardı. Benim de editleri yapabilmek için daha iyi bir laptopa ihtiyacım vardı. Kameraya vereceğim parayla laptop aldım ve uzun bir süre daha kamerasız telefonla devam edeceğiz. Ama bence kalitesi kötü olmuyor. Işıklandırmaları falan yapınca bence iyi. Neyse. Sık giydiklerimi gösterecektim. Bu üstündeki eski sezon H&M altındakini yeni aldım. Şuradaki kabloları görmezden gelin. Işıklandırmalarımın kablosu. Çok beğendim bunu ya. Tek aklımda böyle bir düşündüren şey arkasında lastiğinin olması. Ama o da belime iyi oturmasını sağladı ve şöyle hani dışarı çıkardığınızda kıyafetleri çok belli olmuyor. İçine soktuğunuzda belli oluyor. Şimdi gidelim. Ay burada ne kadar göz atlarım, torbalarım çıktı. Işıktan dolayıdır diye düşünüyorum. Gidelim ve yulaf yapalım. Biraz acıktım çünkü. Ben önce kaynatıyorum yüksek ateşte. Sonra kısık ateşe alıyorum ve şöyle bir kıvam olunca kapatıyorum. Olmuş bu. Bunu şöyle koyuyoruz. Fıstık ezmesi olarak Bim'den Peripella kullanıyorum. Ben çok seviyorum bunun tadını gerçekten. Açtım. Bundan şöyle iyi bir kaşık alıyoruz. Bırakacağız ama nasıl bırakacağız? Tırnağım hep peripelle oldu arkadaşlar. Ay. Neyse. Hiç estetik olmadı ama neyse şu ne ya. Yalayayım bunu da. Bayağı zamanı geçmek üzere olan bir muzu kullanacağım ama tek elimle bunu nasıl halledeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Kamera arkası sizin videolarda gördüğünüz gibi değil. Dizmeye başlıyoruz. Şöyle şöyle. Yulafımız hazır arkadaşlar. Afiyetle yiyebiliriz artık. Şimdi bununla odama gidiyoruz. Makyaj yapacağız. Genelde ben kahvaltımı yerken makyajımı da yapıyorum. Biraz zamandan tasarruf edeyim diye. Geldim. Çok hızlı bir makyaj yapacağım. Dediğim gibi zaten güne geç başladım. Mukbang makyaj. Yemek yeme seslerinden çok rahatsız oluyorum başkalarının. Kendi yemek sesimden de rahatsız olunacağını tahmin ettiğim için asla mukbang çekmiyorum. Neden bilmiyorum, hiç hoşuma gitmiyor. Umarım benden rahatsız olmuyorsunuzdur. Her şeyimi şöyle kapatıcıyla kapatacağım. Küçük bir hayat güncellemesi vereyim size. Instagram'da genelde böyle sohbet ediyorum sürekli sizinle ama YouTube'dan çok fazla sohbet etmeye fırsatımız olmuyor gibi geliyor. En son TUS'a yerleşememiştim ve ek yerleştirmeleri bekliyordum. Ek yerleştirmeler de olmadı. Gerçekten iğrenç bir hayat. Şu an tekrar TUS'a hazırlanıyorum. Sıcak. Geçenlerde sizinle planlayıcı defterimi paylaşmıştım. Bayağı beğenmişsiniz. Bullet journal işte hani Türkçesi tam olmuyor. Planlayıcı defter gibi oluyor ama her neyse. Bunu nasıl doldurduğunu, işte nasıl ders programı yaptığını anlat bize dediniz. Arada nadir de olsa böyle ders ipuçları, ders çalışma taktikleri vermeyi seviyorum. Benim de şu an hayatımın içinde olduğum bir dönem. Eğer isterseniz çekebilirim. Diyeceğim mukbang yapanlar nasıl mukbang yapıyor ya? Dişimin arasında bir şey kaldı. Tam yutamadım yemeğimi falan diye tribe giriyorum şuradan. İki kaşık bir şey yedim yani. Şimdi YouTube'dan bir şeyler izlerken yemeğimi bitireceğim arkadaşlar. Kahvemiz oldu arkadaşlar. Direkt çekiyoruz ve... Yarısını dedik dedik. Bütün köpük ona gitmesin. Ah! Tüm köpük birine gitti. Neyse onu sana veririm anne. Anne döktü. Ay anne çok döktüm her şeyi. Dur kameramızı da sabitleyelim. Çikolatalarımız, hani sularımız. Türkan'ın saçını boyayacağız. Sence ne renge boyayalım? Yeşil. Türkan sarı istiyor gibi. Ama ben sarı olmaz diyorum ama bilmiyorum nasıl bir şey yapacağız bakalım. Karamel tonları daha güzel gider. Aynısını dedim. Çok sıcak çok koyu olmaz mı diyor. Bence Türkan'ın renklerine o yetişir. Hafif kızıla dönük karameller çok güzel gider. Kızılı çok kullandı o. Bir ara kızıl kahveydi saçı. Hiç görmedim öyle. Kız ilk tanıştığımızda. Güneş altında falan görmemişsiniz. Güneşte parlıyor. Bir akşam yurda bırakmıştık karanlıkta. O Türkan'ı karanlıkta gördüm yok.
Önce çok açacağız, sonra üstüne bir renk bulup o rengi boyamamız lazım. Ama o renk ne olsun onu emin değilim hala. Bir sarı renk gösteriyor, bir küllü gösteriyor. Bir sarı gösteriyor, bir küllü gösteriyor. Hepsini de beğeniyor. Hani hangisini istediğine karar veremiyor. Türkan karar ver. Hangisini beğeniyor kızım? Pek güzel olmuş. Afiyet yeah. olsun. Çiçek olarak karanfili çok seviyorum. Bilemedim. Sen annene ne kadar az tanıyorsun kız. Karanfili sevdiğimi bilmiyor mu? 20 yıllık kızımsın. Nereden bileyim? Hiç sormadım annenin sevdiğin çiçek niye ne? Niye hiç sormadım? Bir düşün bakayım. Niye annenin? Benim en sevdiğim çiçek ne? Senin kardelendir herhalde. Hayır. Ne oldu? 25 yıllık kızına neden en sevdiğin çiçeği sormadın? Dur şimdi düşüneceğim. Sen kardeleni seviyordun bir ara demiştin. Ne kaybettin? Eskiler üstüne yüzük koyarlardı. Sen fal bakmayacaksın mı? İstemiyor mu? Ben atacağım her zamanki gibi. Ama ne uğraşıyorsunuz kız? Kız tutuyor yatıyorsun. Biliyor kim musun? Kim atacağım? Binnaz'a atacağım. Binnaz kim kız? Gerçek yorumcular yapıyor. Ben bileyim ben. O siteleri ben nereden bileyim? Siz biliyorsunuz. Binnaz diye bir uygulama var. Gerçek yorumcular oluyor. Tamam seçiyorsun yorumcunu. Atıyorsun falanı. Bildiğin yorum yapıyor sana. Rastgele yapıyordur. Ve herkese aynı yorumu yapıyorlardır. Hayır. Rastgele uygulamalar var ya. Böyle yapay zeka. Onlar rastgele yapıyor da bunlar gerçek kişi. Anlatıyor sana falanı. Hiç inanmıyorum. Aşkım benim teyzem bakıyordu. Hatırla teyzem atmam gibi bir şey işte. Bilen kişiler bakıyor. Ama ben. Ama ben. Annem faldan çok hoşlanmaz ama ben çok seviyorum. Sürekli atıyorum. Sürekli atışıyoruz böyle. Evet. Ben hiç taraftar değilim. Ama işte gençler ve bazı insanlar çok güzel. Güzel ama. A few moments later. Hava o kadar karanlık ki daha erken zaten geç de değil ama birdenbire hava çok karardı. İnsan hiçbir şey de yapası gelmiyor ya. Gel artık kahvemiz soğumuştur. Falımı göndereyim mi? Gönder neyse halin çıksın falin falın fallansın. Haydi bakalım. Ocağın şanlansın. Kız bayağı fışkırdı ha. Ben direkt fotosunu çekip gönderiyorum vallahi Binnaz'a. Ondan sonra dur. Ah! İstediğin falcıyı da seçiyorsun. O bayağı iyi. Aa ilginç. Aynen. Doğum şeyini falan da gidiyorsun. İlişkisi var diyorsun. İnanmıyorum ama yine de merak ediyorum. Çıkarıyorlar biliyor musun? Derler. Gönderdim şimdi gelmesini bekleyelim. Zaten gelir birazdan. Çok da uzun süreceğini zannetmiyorum. Gelecekler çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Fal gelince tekrar açıyorum. Later. Sesli mesaj gönderdiler. Dinliyoruz şimdi. Merhaba Kardelen. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Kucakta olsa evimi gönderiyorum sana. Problemleri hani aştığını ama bu insanların seni rezil yapmış olduğunu. Ben çok severim falan. Bu yüzden de Şubat ayı itibariyle yani 4. haftası itibariyle hayırlısıyla atacak olduğum bir imza. Türkan dur. Türkan aradı. Saçını boyayacağım ya ona geç kaldım diye arıyor herhalde. Dur devam edelim. Türkan ya falımı bozdun Türkan. Türkan bir durur musun? Aa! Nisan ayı itibariyle de atacak olduğun iki imza gözüküyor. Yani Sınav Şubat falan. Ayı ve Nisan ayı senin evet. kariyer hayatına ilgili atacak olduğun imza. Mart'ın altında sınav kesin o. Ve aynı bir dönemeç olarak İnşallah. İnşallah olur ya. İnşallah. İmza ile başlanır ya. Benim çok hoşuma gidiyor böyle fal dinlemek. Fazla hızlı konuştu. Ama nefesim kesildi. Nefesim kesildi. Ya Rabbi sana geliyorum dedim bir ara. Hadi artık ben gidiyorum yeter bu kadar. Laptopum geldi. Çok heyecanlıyım. Bugün size sabah demiştim ya, kamera alacak param yok. Kamera alacak paramla laptop aldım diye. Uzun zamandır biriktirdiğim paramla güzel bir laptop aldım. Şu anki laptopum da iyiydi benim. O da Master'ındı. Onda da bir sıkıntı yok ama ekran kartı ve özellikleri biraz daha iyi bir şey almam gerekiyordu. Edit yapmak çünkü laptopu çok yoran bir şey. Bir de aynı zamanda Sims oynamaya falan başladım biliyorsunuz. Sims videoları da çekiyorum. Biraz daha iyi bir laptopa geçmem gerekiyordu. Kendi laptopumu da abime vereceğim. Canım abimin olacak. Kocaman da bir çanta hediye etmişler sağ olsunlar. Bu arada Monster sponsor falan değil. Keşke bana sponsor olsanız Monster. Sizin laptoplarınızı çok severek kullanıyorum. Bana sponsor olursanız çok memnun olurum. Haberiniz olsun. Şu herhalde adaptörü falandır diye. Evet adaptörü. 17.3 inç aldım bu arada. Bir önceki laptopum 15.6 inçti. Edit yaparken, oyun oynarken daha büyük bir laptop istiyor insan. Onun için bu sefer 17.3 inç aldım. Çok heyecanlıyım. Bakın şöyle kendimi tam yanında da tutayım boyutu. Bayağı büyük. Kocaman. Çok güzel be. Vallahi çok güzel. Ay durun heyecanlandım. Ambalajlarını büyük ihtimalle uzun süre çıkarmayacağım. Benim öyle bir takıntım var arkadaşlar. Ambalajları çok uzun süre çıkaramıyorum. Böyle. Güzel.
Aa, diyecek hiçbir şeyim yok. Bir tanem bebeğim benim. Seninle çok uzun sürecek bir sürece çıkıyoruz. Kim bilir kaç gece sabahlayacağız video yetiştirmek için YouTube'a. Ah, emektar olacak bu da. Şimdi kapatıyorum. Sağlam bir yere kaldırayım. Alırım bir hayırlı olsunuz arkadaşlar. Yarısını babam ödedi, yarısını ben ödedim. Tabii hepsini ben ödeyemem. O kadar para biriktiremedim. Evet, şunları toplamanın zamanı geldi. Arkadan bakıyor çantamda. Şimdi çıkıyoruz. Hazırlandım. Bir tane de çanta aldım. Aslında kumaş bir çanta almıştım ama annem dedi ki bir tane deri çanta al, yoksa ıslanırsın. Şimdi çıkıyoruz. Haydi bakalım. Gidelim. Saatini 2 falan oldu. 2.30'u geçiyor sanırım şu an. Bayağı bir geç kaldım. Her zamanki gibi. Güya hava kararmadan Türkan'ın saçını boyayıp halledecektik ama yine geç kaldın kardelenciğim. Arabaya hızlıca gidiyorum. Bir de bu sıralar ben gerçekten hiç uyanamıyorum ya. Bilmiyorum siz de öyle misiniz ama havadan dolayı mı, neyden dolayı hiç bilmediğim bir şekilde asla uyanamıyorum. Bugün de kar yağacak deniliyor. Hatta ince ince yağıyor gibi sanki. Arabaya bindim, tam arabayı çalıştırdım. Kıyafetlerimi almayı unuttum, aklıma geldi. Hemen gittim eve, onları aldım geldim. Kamerayı açamadım o kısımda onun için. Zaten boyada kullandığım kıyafetleri almam gerekiyordu. Yoksa güzelim, canım yeni aldığım kıyafetlerim kirlenecekti. Bunu göze alamam. Şimdi bunları çantaya koyacağım. Tek elle iş yapmak çok zor bir şey. Neyse. Tamam, şimdi hazırım. Şimdi çıkıyorum. Arabada çok çekmeyeceğim. Arabada vlog çekmeyi çok seviyorum ama arabanın çalışma sesi, bir de sabitleyicim falan çok sallanıyor. Çok fazla ses çıkarıyor. Öyle. Gidiyoruz. Geldik şimdi. Türkan ve Tahsin de geldi. Ben de Umut aldım. Bir kahve içeceğiz önce. Saç boya malzemeleri falan alacağız. Ondan sonra saç boyayacağız, takılacağız, yemek falan yapacağız. Öyle. Umut da tıraş olmuş yeni. Selamünaleyküm. Geldik. Utanıyorum biraz ama. Nerede lan? Çekeceğim. Yapacak bir şey yok. Bilmiyorum. Hoş geldiniz. Gözlük almaya geldik. Camı yok ama. Olsun. Güzel oldu ha. Bunu çıkarttığım zaman Süpermen şeyi çıkıyor içimde. Umut gözlük alıyor. Almıyorum, almadım daha. Belki. Fiyatı çok pahalı gelmedi ama ya şu yok, günümüz ekonomisinde. Fiyatı iyi. Bana çok aşırı pahalı gelmedi açıkçası. Bence de. Nereye gidiyoruz? Evet işte. Yukarıda galiba. Hadi yukarı. Biz de sana teksene mi gitsek daha? Kaç uyuyacağız? Evet, inşallah duyuyorlardır. Duyuyorlardır mı? Bak mikrofon takmıyor. Videoya. Erkekleri teksene gönderdik. Şimdi biz gratis'e gidiyoruz. Türkan'ın saç boyası alacağız. Bak şurada bal açık köpüğü var ama bu nasıl olur? Şuna bal köpüğü. Biraz daha mı sıcak olsun Türkan? Bak şurada görünüyor. Senin saçını önce açacağız ya, şu tondan boyanmış gibi olacak. Şunu hayal et bak. Bu bal köpüğü mü? İkisi çok aynı duruyor. Bal köpüğü bu açık. Bence 7 tonu alalım. 8 tonları çok açık kalabilir Türk'ü. Ha böyle sıcak. Şu kumral var. Bak karamel kumrala ne diyorsun Türk'ü? 7 ile de başlıyor. Ben bakayım. Bak bu güzel olabilir ha. Bak şundan şu olacak şöyle. Ay Türk'ü bu güzel olur gibi geldi. Vallahi bu güzel saç olur ha. Şu komple açsana be. Heh dur şuradan bakacağız. Şuralarını şey yapacağız ya. Aa Türk'ün bence bu çok güzel olur ya. Annem şunlarla boyuyordu. Mı diyorduk? Bunun aynen. Küllü bak, bunlar. Küllü o. Bu ne? Işıltılı kahve. Arkadaşlar, evet. Türkan sıcak bir ton istemediğine ve şuradaki bir renk istediğine karar verdim. Çok çirkin olacakmış gibi geldi bana. Şöyle bir baksana şey. Baksana bu, yani sanki dibimi boyamamışım da dibim çıkmış evet. Gibi görünecek gibi. Tamam, o zaman Türk'ü gel hallediyoruz. Şimdi bebeğim, sarılara bakacağız artık. Aşkı benim annem hep 10 numaraya boyuyor saçını mesela. Hep böyle açık oluyor onun da. Bak bu daha küllü, bu daha sarı. Burada sen karar ver, hangi tonu istiyorsun? Bilmiyorum. Sen benim suratıma tut da bak. Şu güzel gibi ya. Çok küllü olursa da çok daha hani küllü tonları yaşlı gösteriyor ya biraz. Bunu alalım. Tamam bunu alalım. En kötü mor boya alırız. Bak mor boyayla cila atarız küllü. Mor cila. Şampuanım var. Ha o da olur. Mor şampuanı bekletiriz. Bunu alıyoruz. İçine şey koyuyorlar zaten. Şampuan falan koyuyorlar. Tamam. Bakalım artık. Boyamızı aldık. Türkan'ın saçını yapacağız. Şimdi bir de Oriel almaya gidiyoruz. Gratis'te Oriel yokmuş. Ne alaka ben de anlamadım ama Eve bakacağız şimdi. Eve'de de Oriel yoktu. Şimdi Watson's'a gidiyoruz. Tüm yerleri gezdik yani. Hadi bakalım. İnşallah buluruz. Yoksa da ne yapacağız onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Çok pahalıydı ama şey ya. Oriel yerine başka bir şey var işte. Yakmıyor saçı falan dedi. Zaten ben yakmam. O da ayrı muhabbet. Deyip dökülüyor saçları. Onu şey yaptılar ama zaten yani. Zaten el kadar seçim. Yakmam ya ben rahat ol. Ama 47 liraydı yani. 47 lira çok pahalı. Aynen. Vermeyiz yani. Gerek yok. Bakalım. Arkadaşlar hiçbir yerde Oriel yok. Ben şoktayım şu an. Nerede bulunur ki böyle? Ya kuaför şeylerinde satılıyor aslında. Ben önceden gratis'ten Oriel aldığımı hatırlıyorum. Vardı.
Şu an ne yasak olarak mahalle var ya, aralarda falan böyle bir yer bulabilir miyiz? Nasıl bulacağız aşkım? Ya internetten baksak haritalardan. Kuaför malzemesi satan her yerde o yer vardır da şimdi kuaför malzemesi satan yer burada nasıl bulacağız? Baya mahalle içindeyiz. Bilemedim. Ya. Bir baksana belki kuaförlerin tedarikçileri falan. İşte Sıhhiye'deki ilk sokaktan almak lazım, her şeyi depolamak lazım. Neyse şimdi Rosman'a gideceğiz. Bu katta dediler. Bu katta dediler ama aynen bulamıyoruz şu an. Soralım bebeğe. Anlam veremedim. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakikadır İvner'de onu arıyoruz. Buradaymış. Biz aramıyoruz. Kader'in arıyor yani. Görmediğimiz Kader'in müthiş yer yön. Bulamadım ya. Yer yön bilgim olmayabilir. Özür dilerim arkadaşlar. Neyse İv'deki o pahalı olanı alacağız. Çünkü başka hiçbir şey yoktu ona uygun. Onunla halledeceğiz Türkan'ın saçını. Bakalım. Şimdi gidiyoruz eve. Tahsin'i takip edeceğim ben yolları çok iyi bilmediğim için. Umarım buluruz. Bence buluruz ama. Oğuz da işten çıkmış, o da gelecek. Yemek yiyeceğiz şimdi. Güya yemek yapacaktık ama yemek yapmaya vaktimizin kalmadığını fark ettik. Çok açız. Evet. Onun için yemek söyleyeceğiz arkadaşlar. Geçin siz, ben arkadan geliyorum. Ne yiyeceğiz cidden ya? Ben çok açım. Ya macun mu söylesek? Neden ya? Bir de asansörü bekleyelim. Krem sesleri şuraya var. Şuraya siniyorum şu an. Ne oldu? Şeyleri buradan aldığımız bir şeyler. Hala boya kokuyor apartman ya. Kaçıncı kat bu? İki. Hindi va. Geldik, hazırız. Aşkım basmadın. Sakin ol. Çok korktum. Aşırı korktum. Çünkü. Gerçekten çok korktum Türkan. Abartısız. Bugün böyle maşa yapınca bu saçın rengi falan da güzel geldi ama daha iyi olacak. Evet bence. Bak maşayla daha bak, güzel. Bak uçları çok tatlı aslında. Bak şu tonlar çok güzel. Hadi bakalım becerdin değil mi? Kötü değil ya, güzeldi. Daha güzel. Ah, yemin ederim çok korktum Tahsin. Asansörün dışına basmayı unutmuşuz, kaldık sandım. Ben neden basıyorsun? Türkan'ın cini mi açsın kapıyı? Ah! Sen kaldırın çok korkuyorum. Acil yemek yiyelim mi? Ver aşkım tutayım ben. Teşekkür ederim. Arkadaşlar burada yemek olarak lahmacun söyledik. Bir de şeylere çok uğraştık ya, boyayı aradık falan. O vaktimizi çok aldı. Çok acıktım Türkan ya. Aynen. Midem bulandı açlıktan. Şimdi bir zaman yiyeceğiz. Midem kıyıldı da. Atıştırma bir şey yok. Var bilmiyorum. Aç şurayı bakayım. Sabrın sonu keramettir Türkan. Sen ne yapıyorsun? Niye bu kadar soğan kesiyorsun? Yemem. Hani bak böyle kesilir bak bak bak. Bak. Size sesleniyorum. Yavuf! Şey var. Bu aramadır ha. Ya çekil ya. Kalın kalın doğramışsın. Bu mu Umut? Bir de bak şov yaptı burada. Yaptığı şeye bak bak şu kalınlığa bak. Kardeşim bunu lahmacun içine koyacağız ya. Ya olsun, ben ölmeden yiyemem. Neden ne ya? Soğan yani, ölür ya. Ölür ya hani. Ölmezsem seni. Şunları yiyebilir miyim? Bebeğim karalahana marul şey koydum ya sana. Ya karalahananın salatanın içinde ne işi var abi? Ne? Karalahana ne? Yani siz buna ne diyorsunuz? Mor lahana. Karalahana trabzan. Ben de karalahana diyorum. Senin kafana sıkar. Biz karalahana diyoruz. Ben de karalahana deniyorum. Allah Karadeniz'in kafana sıkar. Mor mu deniyor? Evet. Ben tamam. Kara diyorum arada. Mor kelen ne denir? Kara yani. Mor kelen mi? Kelen mi? Arkadaşlar sizce buna mor lahana mı denir, kara lahana mı? Kelen ne denir biliyor musun? Yorumlarda bekliyorum. Beyaz lahanaya kelen mi? Tamam işte kelen. Şu da mor kelen. Kelen ne ya? Kelen ne? Kardeşim. Mor lahana mı koyayım? Mersin'e ben bir daha gitmem ya. Çok low bir yer. Bence de. Neden çok low olmasın? Türkiye'nin saçlarının rengi bu şekilde olmaz. Kurban olsun benim saçlarım. Keseceksin değil mi? Seni bugün bu azaptan kurtaracağız. Ben onu dümdüz ekmekle bile yiyorum ya. Ben de yerle kalktı da deli. Aşkım ben bir gece uykumdan uyandım salata aşererek. Kalktım ve salata yaptım abartısız. Turşu da koyayım. Turşuyu hepsinin içine koymam. Ha ayrı koyacağım değil mi? Ayrı ayrı şeye koyayım. Turşuyu Umut çok sevmiyor. Salatalarımız hazır. Kalara biz de yardım edelim. Bizde öyle kadınlar iş yapar, erkekler çalışıyor. Kral! Şöyle demlemeyi bilmiyorum diyen insanlardan nefret ediyorum. Kim bilmiyor ki? Diyorum öyle derler ya, ben bilmiyorum ki. Su koyuyorlar, yapıyorlar. Evet. Kim bilmiyor mu oğlum onlar? Çayımızı da demliyoruz. Her şey çok güzel olacak. A little longer than a few minutes later. Çok hayvan gibi yediğimiz için yemeği gelir gelmez. Çekmedik oraları. Şimdi çay demliyoruz. Çay demlemeyi unutmuştuk ama demledi mi Türkan? Demlemiş. Yemekleri kaldırıyoruz.
Çalışın köpekler. Boya kıyafetlerimizi giydik. Şu an boya yapmaya hazırız. Başlıyoruz. Hadi. Tasam. Hazırız. Gel. Olur olur. Türkan'ın son aile. Ay çatlak profesör gibi oldum. Bir tanesi uçtu burada. Boyamamız bitti arkadaşlar. Aç bakayım Türkan saçı nasıl olacak? Türkan Hanım'ın muhteşem değişimi. Çok farklı bir hava. Nasıl olmuş? Bakar mısınız? Ben dedim ki biraz önce tanımadım reklam arasında. Aa dedim biri gelmiş evlenmeye. Bir baktım çok güzel olmuşsun. Bir kadını nasıl değiştiriyor? Bak şu haline bak bak. Senin altların sarı üstlerin siyah olmayacak. Ombre olacak işte. E tamam işte. Ombre öyle bir şey. Ombre aşağı gelmiyor mu arada? İşte geçişli. Ben şimdi yapsam ne olur ya o tuvalette mi? Yarısını alayım bak krepe yaptı o kadar. Bitti. Bekliyoruz şimdi. Kaç saat? Yarım saat falan bekleyeceğiz. Ben elini yapayım ben. Bir Türkan'ın kuzeniyle konuşuyoruz. Türkan'ın kuzeni değil. Türkan'ın dedi. Hep hepimiz çok yorgunuz biz ya. Kafamız gitti hepimizin. Saç koyuyoruz. Takipçilerime selam ver. Vlogdasın. Selam ver. Çok yorulduk biz de aşkım ya, saç boyadık falan. Bir de saç boyasının kokusu burnumuzu yaktı herhalde. Hepimiz böyle mayıştık, garip olduk hepimiz. Ondan sonra toplanalım, toplayıcı saç boyası çekelim abi. Arkadaşlar ölmek üzereyim galiba, aşırı yoruldum. Gerçekten elim ayağım tutmuyor şu an ama Türkan'ın saçlarını bekleteli yarım saat oldu. Oğuz uyumaya gitti. Başkasının saçını boyamak daha zor galiba. Çok zor. Vallahi çok yoruluyor. Bir de insanda şey oluyor. Kendi saçımı boyarsam ama kötü olursa bir şey olmaz kafası oluyor da başkasının boyayınca daha bir sorumlu hissediyor insan kendini. Şimdi Türkan gelecek. Bir tuvalete gitti o da. Geldiğinde bir saçlarının bir de boya yetmedi. İşin kötü yanı. Üst kısımlarına istediğim gibi boya koyamadığım için altları güzel tuttu. Güzel açıldı ama üst kısımlarına boya yetmedi. Üst kısımlar açılmıyor şu an gördüğüm kadarıyla. Şey yapacağız şimdi tekrar alt kısımlarındaki boyaları alıp üst kısmına yedirmeye çalışacağız. Alt kısımlarını belki biraz daha erken yıkarız çünkü yarım saatten daha uzun süredir bekliyor. Altlar güzel açılmış ama üstler hala açılmadı. Öyle bir sıkıntımız var. Saat 11.30 falan şu an. Ve benim pilim bitti. Daha saçlarını yıkayacağız. Cila yapacağız falan. Yani bayağı bir işimiz var. Keşke daha erken başlasaydık bu saç boyama işine de işte. Kalabalık olunca o kadar işler planlandığı gibi gitmiyor. Kendime bir kahve yaptım şimdi. Çok uykum var. Bir de buradan eve gidişim var. Onun için bir kahve yaptım. Bu kahveyi bir içeyim. Türkan da tuvaletten çıksın gelsin. Saçlarını biraz düzenlemeye çalışacağız. Şurası da savaş alanımız. Boyayı ve işte çekimi burada yaptık. Öyle arkadaşlar. Yorgunum ama umarım ki güzel bir şey çıkacak. Dikkatli tersi. Kaçın tamam mı? Kız dostun değil bak. Unutma sakın. Yavaş kullan. Arkadaşlar, İkinci vitese geçme. Bir ile git. İşim gücüm olduğu için yarın sabah erken kalkacağım için veda etmek durumundayım. Hadi bakalım. Gitme sen. Hadi bay bay. Dikkatli git. Saç boyamamız bitti. Ne kadar çingene olacağım?
üzerinden 18. Tarık Menüç'e benzeyeceksin. Eve geldim. Herkes uyuyor. Hatta babam horluyor. Onun için biraz odamda böyle kısık sesle konuşabilirim. Kusura bakmayın. Ay bugün de yani o kadar çok kısık sesle konuştum ki inanın bunaldım. Şurama kadar geldi neyse. Türkanlardan çıkarken video çekmeyi unuttum. Çünkü çok yorgundum. Bir an önce evden çıkıp sağ salim evime gitmeyi düşünüyordum sadece. Uyumadan önce size bir güncelleme vermek istedim. Türkan'ın saçının son hali çok güzel olmamış. Bize fotoğrafını attı. Biz bekleyemedik cila yıkamasını ama. Beklediğimiz nötrlükte olmamış. Çok soğuk bir ton, çok küllü bir ton istemiyorduk ama beklediğimiz an daha sarı olmuş. Büyük ihtimal boyayı yanlış seçtik. Biraz daha küllü bir şey seçmemiz lazımdı. Türkan'ın saçını boyadığımız kısımları bu vloğa çok fazla koymayı düşünmüyorum. Onu ayrı bir video yapacağım. Bayağı ayrıntılı çektim ama merak etmeyin. Hangi cilaya, hangi numara boyaya, hangi oryeli falan her şeyi çok güzel ayrıntılı çektim. İyi ki de çekmişim. Dediğim gibi bugüne yetişmedi zaten. Yarın boyamaya devam edeceğiz ve onları komple toplayıp öyle bir video yapacağım size. Öyle. Yani başka bir şey diyor muyum? Başka bir şey demiyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Günümüzün sonuna geldik. Artık yatacağım. Çok yoruldum dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz.